Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç, Yönetim Kurulu ve kooperatif üyeleri ile Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'ı makamında ziyaret etti. Kooperatifin ilerlemesi noktasında Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın ile sürekli istişare halinde olacaklarını belirten Kooperatif Başkanı Yalçın Kılıç, "Her esnafımıza hitap eden dükkanlar oluşturacağız. Artık sözün bittiği noktadayız. Bundan sonra icraata başlayacağız." dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın da Çorum yararına yapılan tüm çalışmaların yanında olduklarını iletti. Teşekkür ediyoruz. Metrekarelerinde belirledik 250 metrekare, 500 metrekare, 1000 metrekare, 2000 metrekare olarak iş yerlerimizi belirledik. Bu sanayi şehrimiz küçük sanayi siteleri ve organize sanayi siteleri arasında bir ara model. Yani küçük, yani bizde 100 metrekare, 150 metrekare, 200 metrekare iş yerlerimiz yok. Burada 250 metrekare en küçük orta ölçekli kardeşlerimiz buyursunlar gelsinler. Şu anda bizler de üyelerimizin artık bütün resmi prosedürünü bitiriyoruz. Bir çalışma başlattık. Bir haftadır gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çünkü Çorum'un ufkunu açmak için bize bugüne kadar destek veren, bugüne kadar burada başkanlık yapmış sayın milletvekillerimiz, bugünkü ve önceki milletvekillerimiz, bakanlarımız, sayın cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkese tek tek teşekkür ediyorum sayın başkan. Artık sözün bittiği noktadayız. Sayın Başkanım, burada bizim 950 tane üyemiz var. Şu anda biz yeni kayıtlarımızla beraber 950 civarında bir üyemiz var. 950 üyemizi ne zaman arz ederseniz, ne şekilde arz ederseniz her zaman emrinizdeyiz Sayın Başkanım. Bizim siyasi görüşümüz olmak. Bize hizmet edenin biz her zaman yanında oluruz. Biz kılıcı oluruz. Her zaman da yoldaşı oluruz, arkadaşı oluruz, abisi oluruz, kardeşi oluruz. Büyüklerimiz için konuşuyorum. Abilikte yaparız biz. Kardeşlikte yaparız. Yoldaşlıkta yaparız. Çünkü esnaf ve sanatkar sadece kendisini girebileceği dört duvar bir yer istiyor Sayın Başkan. Başka bir şey istemiyor. Biz bu konuda da tekrarından şahsım adına, arkadaşlar adına ben teşekkürlerimi sunuyorum. Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi'nin değerli başkanı, yönetimi, değerli üyeleri. Ben de hoş geldiniz diyorum öncelikli olarak. En kalbi duygularımla hepinizi selamlıyorum. Şu birliktelik bir kere çok güzel bir birliktelik ve güzel bir mesaj veriyor. Bu anlamda başkanımı, yönetimini tebrik ediyorum. Bu birliktelik, her türlü birliktelik şehrimize çok şey katıyor. Bu birliktelik de mutlaka şehrimize güzellikler katacaktır. Buna da yürekten inanıyorum. Daha sonra esnafımızın evindeyiz dedik. İlk esnaf ziyaretleriyle başlattık. Başka iller işte bir şeyler söylüyorlar. Çorum olarak bizim söylediğimiz şu, Çorum kardeşliğin şehri, barışın şehri, sevginin şehri dedikten sonra hemen diyoruz ki Çorum ticaret şehri, sanayi şehri. İş adamlarımız kendi şehrine yatırım yapıyorlar ve çok büyük fabrikalarımız var. Dünyada 120 ülkeye biz ihracat yapan bir şehiriz diyoruz. İhracat rakamlarımızdan bahsediyoruz. Küçük sanayi sitesinde o mucizeler yaratan esnafımızdan bahsediyoruz ve sizin verdiğiniz destekle biz sizinle gurur duyarak o gururu onlarla paylaşıyoruz. Ve bu büyük bir başarı hikayesi aslında siyasetin önünü de açan, toplumun da önünü açan, kültürel yapının da önünü açan tüccarımız, esnafımız, iş adamlarımız. Onlar bizden bir adım önde, siyasetten de bir adım önde ve bu noktada biz hepinize gurur duyuyoruz, bir kere onu söyleyeyim. Hepsini, bütün kooperatiflerimizi destekliyoruz. Taş üstüne taş koyan, esnafımızın bir yarasına merhem olmak düşüncesinde olan, samimiyetini, gayretini ortaya koymuş olan, kim olursa olsun, bizim siyasi düşüncemizden ya da değil, bizim gibi hayata bakıyor ya da bakmıyor, asla buna bakmaksızın şehrimizin ticaretine katkısı var mı, sanayisine katkısı var mı, esnafımıza, kültür hayatına katkısı var mı, sadece buna bakıyoruz. Bu anlamda biz Zanaatkarlar Kooperatifini de elimizden bir şey geliyorsa destekleriz. Bunu hep söyledik de. Ahi Evran Kooperatifini de sonuna kadar destekleriz. Elimizden ne geliyorsa. Şehrimiz gerçekten çok güzel bir şehir. Yapılanmasıyla, kültürel hayatıyla, sosyal hayatıyla, canlı bir şehir, ticaretiyle. Bazı iş kollarını artık biz şehrin kenarına taşımak zorundayız.
nedir? Asla üzmeden, asla kırmadan ama güzeli ona göstererek, doğruyu ona göstererek, ikna ederek mümkün olduğunca biz bu çalışmayı da yapmak zorundayız. Bahane üretmek yerine iş yaparak. Teşekkür ediyorum. Tekrar ayaklarınıza sağlık.